Merhabalar Medyascope TV izleyenleri. Bugün avukat Erdal Doğan'la birlikte zirve yayını ve davasını konuşacağız. Hoş geldiniz Hoş öncelikle. bulduk. Yayına başlamadan önce bir kronoloji hazırladık. Onu verebilirsek bir davada ne olmuş, neler yaşandı, böyle konuşmaya devam edelim. 18 Nisan 2007'de zirve yayın evinde bir cinayet işlendi. Katil zanlıları tutuklandı bunun ardından. 5 Ekim 2007'de katliama dair 7 sanık hakkında iddianame çıktı. 23 Kasım 2007'de ilk duruşma görüldü. 13 Kasım 2009 tarihinde Malatya'daki dava karar aşamasına yaklaşırken İstanbul Emniyet'in hazırladığı bir rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. İstanbul Polisi zirve katliamını Ergenekon'un yaptığını söylüyordu. Yine 19 Şubat 2010'da savcı mütalaasını sürdü ve cinayette Ergenekon arasında bir bağlantıya rastlanmadığını belirtti. Katil sanıkların üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 2010 yılında İlker Çınar ifade verdi. Çınar zirve katliamının TÜSAT adlı bir oluşum tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Çınar'ın iddiasına göre TÜSAT eski 1. Ordu Komutanı Urşit Tolon'un emriyle TSK içinde kurulmuştu. 24 Aralık 2010'da İlker Çınar Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün daveti üzerine İstanbul'a gitti. Savcı Öz Çınar'ı Deniz Uygar takma adıyla gizli tanık yaptı ve gizli tanık ifade verdi gizli tanık olarak. Ergenekon davası sanığı Urşit Tolon, zirve katliamında Ergenekon parmağı soruşturmasını yürüten yeni savcı Cihan Kansız'a ifade verdi. 6 Temmuz 2011 tarihinde Cihan Kansız yer yönünden yetkisizlik vererek zirve katliamı dosyasını Malatya'ya gönderdi. Savcı Kansız katliamı Ergenekon'un Malatya'daki hücresinin yaptığını belirtti. 9 Temmuz 2012 tarihinde iki dosya birleştirildi. Resmen dava Ergenekon ve zirve katliamıyla aynı dava halini aldı. 20 Şubat 2014 tarihinde özel yetkili mahkemelerin kapatılmasına dair kanun mecliste kabul edildi. 24 Şubat 2014 tarihinde yine zirve katliamı davasının 92. duruşmasında savcı davanın ikinci mütalaasını verdi. Savcıya göre aralarında Hoşit Tolon'un olduğu Ergenekon yöneticileri zirve katliamını azmettirmişti. Gizli tanık ve sanık İlker Çınar'ın etkin pişmanlık yasasından faydalanmasını talep etti. 6 Mart 2014 tarihinde özel yetkili mahkemeler kapatıldı. Azami tutukluluk süresi 5 yıla indirildi. 7 Mart 2014'te sona doğru gelirken dava Ergenekon'a bağlansın diye 7 yıldır aklında hüküm verilmeyen zanlılar serbest bırakıldı. Ve geldiğimiz noktada da 30 Eylül'de de Emre Günaydın, Abüzer Yıldırım, Salih Güller, Hamit Çeker ve Cuma Özdemir tutuklandı. Erdal Bey, öncelikle şunu sormak istiyorum bu kronolojiden yola çıkarak. Davanın başından beri davaya müdahilsiniz. Size en çarpıcı gelen davanın yönleri nerelerde? Size en çok şaşırtan veya davanın genel bir izleniminde Yani anlatabilirsiniz. bizim için en büyük şaşırtan bir müdahil vekilleri olarak ailenin 3 kurban ailesinin avukatları olarak bir kere bu davada birden fazla heyet değişti. Ve aynı zamanda yasalar değişti ve özel yetkili mahkemeler biliyorsunuz daha önce DGM'den özel yetkili mahkemelere, özel yetkili mahkemelerden normal mahkemelere devir edilirken de aynı şekilde yine heyetler değişti ve aynı zamanda tutukluluk süreleri değişerek tahliyeler başladı. Şimdi burada en büyük problem bizim ilk başlarda gelen ihbar mektupları, ihbar yazıları veya bu konuyla ilişkin çok açık ve net ihmallerle ilgili kamu görevlilerinin, kamu polis veya askerin ihmallerle ilgili araştırmasını istediğimiz hususların bir kısmını çok geç sonuçlandırılması. Bir kısmı konusuyla ilgili sonuç alındı, bir kısmı ile ilgili hiç dahil olmadı. Mesela polis yönüne hiç dahil bu konuyla ilgili ilişkilendirilmedi bile. Ve aynı zamanda da duruşma savcısı olarak yaklaşık olarak 4 savcı değişti. Ve 5 savcı hatta en son savcı ve 5 savcı değişti. Heyet olarak da 3 heyetten fazla heyet değişikliği yaşandı. Tüm bu hususlarda en büyük sıkıntı, en büyük kaygımız dosyalar çok kapsamlı olduğu için, yüzlerce klasörü bulduğu için hakimlerin buna hakim olamayacağı ve aynı zamanda bu konuyla ilgili olaya tam eğilemeyecekleri konusu husustu. Dediğiniz kronolojiye göre tabii ki 2012'de Ergenekon hücresi olarak devam etti. İlk başta terör örgütü olarak açılmıştı dava. Sonrasında Ergenekon davasının bir parçası olarak devam etti. En son şaşırtan hali de biz burada hiçbir örgüt bulamadık. Bu konuyla ilgili örgüt var ama örgüte ulaşamadık Evet, şeklindeki en çok tartışılan. açıklamayla davanın bitmiş olması.
Şimdi Ergenekon süreci içerisinde yapılan ihlaller veya bu konudaki sıkıntılar bir yana, bu konuyla ilgili mevcut olan bazı dosyadaki iddialar ve delillerle ilgili hususta da mahkeme ciddi bir şekilde eğilmediğini gördük. Bunun hepsini 17-25 Aralık sonrasındaki birçok husustaki şeylerin göz ardı edilmesiyle ilgili, Ergenekon'la ilgili. Yani somut delil ararsınız, tamamdır. Ama bu konuyla ilgili bazı vaka, delil, dinleme, ses kayıtları ve raporlamalar, bu konuda üretilmemiş olan, çok sabit olan, dosya içerisinde var olan, sanıkların da aşama aşama bunlarla ilgili cevap verdikleri, ki bu iki sanık da biliyorsunuz, aynı zamanda o dönem içerisinde cinayetin işlendiği dönemde subay olan kişiler de ayrıca, kişilerin gizlilikleri ve dinleme, usulsüz dinlemeden dolayı görevi kötüye kullanmadan dolayı da ceza aldı. Evet. Diğerleri ceza almadı, beraat ettiler. Şimdi bu hususla ilgili siz Ergenekon'da bağ kurmadınız mahkeme olarak. Yani bunun bir vaka olarak terörle mücadele mevcut pozitif hukuka göre bir terör vakası, yani bir terör duygusu, bir vahşi duygu yarattığını mahkeme göremedi mi? Yani bu kadar tüm dünyanın gözü önünde olan bir dava. Bir de bir organize işi. İki tane, üç tane solcu veyahut da bir iki tane kişi bir araya geldiğinde elinde taş izlerine bakıp da örgüt ilişkisi kuran yargı sistematiği kendi içerisindeki çocuklar arasında bir hiyerarşi oluşmuş. Emre Günaydın'la ilgili mesela diğer sanıkların ilişkileri. Emre Günaydın dışındaki diğer şahıslarla ilgili somut bazı bir araya gelmeler ve buna ilişkin beyanları, yani birbirlerinin tanıklıklarını yaptı aleyhlerini. Yani bunları bile dikkate almayan bir mahkeme bu hiyerarşiyi, bu organizasyonu, bu örgütlü biçimi hiç örgüte sokmamış olması dehşet. Tabii ki şahısların ağırlaştırılmış müebbet hapis alması adli bir vaka olarak tamamdı. Ama bu olay bir adli bir vaka değil. Zaten en son gün savunmasında sanıklarda, suçüstü yakalanan sanıklardan Emre Günaydın şunu söyledi. Ben devletimin yüzünü kara çıkartmayayım, şerefimle bu davayı bitirdim mealinde bir şey söylendi. Mesajı da verdi. Hiçbir zaman bu konuyla ilgili buna ilişkin böyle bir savunma yapmadı. Ama son gün böyle bir savunma yaptı. Ve o günde biliyorsunuz elektronik kelepçeyle duruyorlardı. Bizim en büyük korkumuz müdahale vekilleri olarak bu özellikle 5 kişinin elektronik kelepçeye adli kontrol sistemiyle dahil olduktan sonra kaçabilme kaygısıydı. Ve bu konuyla ilgili kaygımız ve kamuoyuyla zaten paylaşıldı. Özellikle mağdur ailelerinin dahil olduğu protestan, Türkiye Protestan Cemaati'nin açıklaması, kamuoyunun bu konudaki hassasiyetiyle savcı bir gün sonra bu adli kontrolün yetersiz kalabileceği, suçlamaların çok ağır olduğunu ve bu konuda kaçabilme konusuyla ilgili daha yeni uyandılar. Halbuki çok ilginç bir şey Fırat Bey, biz müdahale vekilleri olarak tutuklama yanlısı özgürlükçü bir yandan demokratik adil adil bir yargılama olsun. Hatta kişilerin, sanıkların günlerce savunmasını defalarca defaten aynı şeyle savunmasına göre fazla müdahale etmedik, günlerce bekledik. Çünkü savunma hakkı bu konuyla ilgili dokunulmaz. Ve aynı zamanda tutuklu hususuyla ilgili çok istisna olması gerekir ve bu konuyla ilgili o 5 sanık, suçüstü yakalanan sanığın dışında bir kişi dahil, çünkü tehdit ediyordu aile ve çevresini. Diğerinin hiç tutuklanması konusuyla ilgili bir talebimiz olmadı. Ama bu 5 kişinin elektronik kelepçe geçildikten sonra, 5 yıllık süreden sonra ihlal ettikleri konusunda hakimlerin bu konuda tespitleri vardır. Hakim nezaretinde. Bunu mahkemeye sunduk. Bakın bu konuyla ilgili ihlal var, adli kontrolü. Neler bu doğrudan, mesela sinyal vermiyor. Sinyal evden uzaklaşmış, bir araya gitmiş. Bu ihlal olarak adli kontrolü, yani çünkü sinyal veriyor. Evet. Bu sinyaller bir süre kesiliyor. Kesildikten sonra bu kesilmeye girip tespit ediyorlar yerinde. Hem uydudan hem teknik cihazlarla bu kesintisinde herhangi bir teknik bir sorun olmadığı görülüyor. Ve ihlal edildiği belli olan bir husus. Şimdi böyle bu hususlarda bu doğrudan ihlaldir ve bu ihlalin adli kontrolün kalkıp tutuklamanın devam etmesi gerekir şeklindeki talebimiz mahkemece dikkate alınmadı. Ne zaman cezalar, suçlamalar da belli, suçüstü çok somut olarak belli ama ne zamanki kamuoyunun son karardan sonraki tepkisi üzerine savcılık
böyle bir itirazda bulundu. Şimdi bunlar hep ihlal. Bir de ayrıca davanın uzaması nedeninden birisi de bu konuyla ilgili birçok savcı ve hakim değişmiş olması. Bir başka hususta ilk başta bizim talep ettiğimiz hususların bir kısmının çok geç cevaplandırmış olması, soruşturmaya dahil olmuş olması ve bu konuyla ilgili halen mesela dahil edilmeyen hususlar var. Mesela emniyetle ilgili husus. Emniyetle ilgili hususta şu andaki mevcut başbakanımız o dönemde Ulaştırma Bakanı'ydı. Ulaştırma Bakanı olarak 2008 ve 2009 tarihi tarihte bir yanlışlık olmasın diye iki yıl o tarihlerde ve aynı zamanda Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akgürek'ti. Ramazan Akgürek yazılamış olduğu bir rapor var. 21 sayfalık bir rapor vardı. Ulaştırma Bakanlığı'na sundu. Ulaştırma Bakanı olarak da Binali Yıldırım mecliste bir konuşma yaptı. Konuşma arasında bu usulsüz herkesin dinlenmesi konusuyla ilgili. Bunu savunan bir husus. Bunu terörle, bakın bunu terörü böyle önlüyoruz şeklinde. Herkes dinleniyordu çünkü o nokta içerisinde. Hatta bunda Zirve Yayın Evi davasını da konu etmişlerdi. Biz dediler Zirve Yayın Evi davasını eğer dinlememiş olsaydık bu kişiyle 5 kişi suçüstü yakalanmayacaktı. Şimdi bakın burada bir itiraf var. Yine benzer bir şey araya giriyorum. Rahip Santoro cinayetinde yine dinlendiği sırada... Dinlendiği sırada Yasin Ayel'le ilgili mesela bu konuyla ilgili bilgi var ama cinayet işlenmiyor, önlenmiyor Rahip Santoro'da. Şimdi bu doğru olmadığını söyledik. Çünkü bu 5 kişi oradaki Hristiyan cemaatinden bir kişinin polise ihbarla, çünkü eve girmeye çalışıyor ama kapı açılmıyor. Onun ihbarıyla polis geliyor. Yani suçüstü yakalanmaları meselesi polis takibinde oldukları için değil. Bir ihbar üzerine. Yani demek ki biz şunu söyledik o zaman. Bunlar takip ediliyordu, biliniyordu ama önlenmedi. Bu konuyla ilgili de sorulsun dedik. Bu mahkeme bunu birkaç kez şey yaptık. Hem İstihbarat Daire Genel Başkanlığı hem de Malatya İstihbarat. Ve aynı zamanda dönemin Malatya Terörle Şube Müdürü de benzer bir durumda. Çok kayıtlar kayboldu mesela. Emre Günaydın hastanedeydi. O bir hafta 10 günlük kayıtlar geri dönüşümü olmayan bir şekilde mesela silinmiş oluyor. Kim bunu ziyaret etti o dönem içerisinde? Ziyaretçi listesi kim? Bununla ilgili çok ilginç gelişmeler yaşandı. Kayıtlar bir başka verilmedi. Yani silindi dedi. Mahkemeye, savcılığa verilmedi. Bir başka husus, cinayetin 31 klasörle başladı. 16 klasörü tamamen emniyet ve jandarmanın, özellikle jandarmanın kurban çevresine, Hristiyan çevresine yapmış olduğu dezenformasyonlarla, yani yalan bilgi ve aynı zamanda ciddi bir şekildeki yalan, bir Hristiyanlar Türkiye'ye basmış, bunlar şiddetle Kürdistan'ı kuracaklar, Kürdistan'la ilgili emelleri var, PKK'nın bir kolu olarak bunlar işlem yapıyorlar gibi kriminalize edecek, dehşet saçacak, korku yayacak ve aynı zamanda Türkleri öldürecekler gibi yayın yaptıkları ve ciddi bir para ilişkileri var şeklindeki doğru olmayan bir sürü bilgi bu şey içerisinde, dosya içerisinde sokulmuştu. Bir anlamda öldürülenler bu nedenlerden dolayı öldürüldü. Sanıklar da bu nedenden dolayı bu reflekslerle hareket etti ve milliyetçi duygularla şey yaptı. Aynı o gün Samast'ın benzer tarzı. Aynı şekilde Rahip Santoro cinayetindeki şahsın Pontus emelleri vardı bu rahibin. Bu şekildeki bir bilgiler. Bakın bu dosyada hep mevcut ve olan bilgiler. Bu bir organize bir şeydi. Bunu organize yapan vakayı, siz bu yancı görevi kötüye kullanmaya dinlenen oluşum değil. O jandarma görevlilerin yapmış olduğu buna benzer bir sürü dezenformasyon ve görüntülü kayıtlar var. Sesli kayıtlar var. Bunları siz bunları bağlamazsanız burada bir örgüt... Emniyetin de ayrıca dediğim şekildeki biliyor ama önlemiyor. Emniyetin bir istihbarat grubu. Terör grubu da ayrıca delillerle ilgili sıkıntılar var. Delillerle ilgili mesela kayıtlar siliniyor. Tüm bu hususlar tam teşekküllü. Yani bir anlamda Hrant Dink cinayetinde daha yeni biliyorsunuz polisler ve emniyetin görev aslı fail gibi yargılanabileceği hususla ilgili iddianameler daha yeni düzenlendi.
Şimdi benzer bu durum Zirve Yayın Evi davasında da. Burada jandarma istihbaratta görev alan kişilerin yapmış olduğu çalışmalar çok belli. Emniyet istihbaratın, dönemin emniyet istihbaratının bu cinayetin çocukları ve aynı zamanda çocuk diyorum artık yani suçüstü yakalanan failleri izlediği konusuyla ilgili itirafı mevcut. Ve herkesi dinledikleri mevcut. Ve bu konuda önlemedikleri bir durum mevcut. Dava yürütülmüyor yani. Bu konuyla ilgili en azından yürütülmüyor. Sonuç olarak da bu şekilde bir organize olduğunu görmek istemiyorlar. Bir başka bu davada en çok ilginç mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fail darbe ve muhtıra araştırma komisyonu oluşturdu. Ve oradaki iki cilt içerisinde Malatya Zirve Yayın Evi davası katliamı da yer aldı. Nasıl işlendiği konusuyla ilgili raporlarda tüm partilerden oluşan bir komisyonla. Şimdi bu komisyonun raporu çok önemli ve bu komisyonun raporuna ek olarak MİT'in göndermiş olduğu bir 277 sayfalık bir ek rapor gitti MİT'ten. Rapor hazırlandıktan sonra. Bu MİT'in raporunu mahkeme talep etti. Müdahale vekillerinin ve basına da çok, kamuoyuna da çok gündem oldu. Talep etti. Gelen rapor içerisinde benzer bir şekilde örtüşen, iddianamelerle örtüşen bir hazırlığın olduğu, orada özel kuvvetler, beyaz kuvvetler diye bir ayrımın yapıldığını, bu konuyla ilgili Malatya cinayetinin, Hrant Dink cinayeti, Raip Santori cinayetinin benzer bir şekilde yapı ve organize tarafından işlendiği konusuyla ilgili MİT'in bir belgesi var ve bu konuyla ilgili de bir görevli olan isim listesi var. Şimdi buna dayanarak, bir de biliyorsunuz bu davada çok ilginç bir şekilde Ergenekon'un bir hücre yapılması değil, iddianamede bir tanığın, aynı zamanda sanık olan İlker Çınar'ın bir iddiası vardı. TUSAT adlı yapı. Evet. Şimdi bu TUSAT adlı yapıyla ilgili iddiaları özellikle bu konuyla ilgili bu bilgileri nasıl, çünkü beyaz kuvvetler, siyah kuvvetler diye bir yapılanma var. Bu daha önce çok az yerde geçen bir bilgi. Bunu biz müdahale vekilleri olarak şeye sorduk. Mahkemeye sorduk. Mahkeme de Genelkurmay Başkanlığı'na sordu. Genelkurmay Başkanı evet böyle bir personel vardır. Beyaz kuvvetler, siyah kuvvetler, turuncu kuvvetler, açığa çıkan turuncu kuvvetler şeklinde bir yapılanma vardır. Bunu kabul etti. Daha önce reddedilen bir husustu bu. Daha sonrasında da peki böyle bir yapı Kozmik Oda soruşturması yürüyordu o dönemlerde Ankara'da 2009 tarihi içerisinde. 2009'da yürüyen Kozmik Oda soruşturmasında savcılık 2011-2012'den itibaren dava 2012'den itibaren mahkemeden şunu istedik. Ya bu Kozmik Oda soruşturması çünkü tanığın veya burada sanığın söylediği bir husus vardı. Bu bilgiler nerede depolanıyor? Bu kişilerin çalışmasıyla ilgili. Madem böyle bir yapı var, TUSAT adlı bir yapı var. Bu yapının bu işi organize ettiği söyleniyor. Bu konuyla ilgili belge ve bilgilerin bütün detayları var. MİT'in sunduğu raporlarda da var. MİT'ten de gelen rapor var. Belgeler var. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi raporlarına da gitmiş, geçmiş. Silivri 13. Ağır Ceza Mahkemesi şeylerinde de var. Böyle bir sormuşlar. Sanığın birisinin eline çıkan iki tane CD sormuş Genelkurmay'a. Evet, özel istihbarat dairemiz bunu kayıt yapmıştır. Güncellemesini 96-97 yılında yapılmış ilk kayıt. 2003 tarihinde de son kayıt yapılmış. Yani güncellenerek sürekli Hristiyanlar hakkında bir dezenformasyon ve aynı zamanda bir hedef yapma hali var. Bir özel istihbarat var ama o TUSAT olduğu... Şimdi Genelkurmay'ın cevabında yok. Ama bu şahsın söylediği şey de var. Bir de eline çıkan bir kimlik kartı var. Evet. Kimlik kartı ve belge var. Böyle bir şey. Şimdi böyle bir yapı var mı diye sorduk Genelkurmay'a. Pardon, Genelkurmay'a diyorum. Bu Genelkurmay'daki Kozmik Oda'ya giren savcılık soruşturmasına giren savcılığa. Bu savcılık ilk başta Mustafa Bilgili adlı savcı biliyorsunuz soruşturmayı yürütüyordu. 28 Şubat davasında sanırım açan savcı. Bu savcının bize 3 cevabı vardı. 3 cevabı oldu. Şöyle söyledi. Bu soruşturma devam ediyor. Bu konuyla ilgili bilgi vermem. Talep ettiğimiz şu. Ya buydu da çok ciddi iddianame deliller var. Tanıklar üzerine sanıklar var, tanıklar var. Bununla ilgili bir yapı var. Ama asıl net bilgi kurumlardan gelecek bir bilgi. Bu tanık yalan mı söylüyor? Gerçekten ciddi mi söylüyor? Yani veya bunu aydınlığa çıkartalım. Evet, çünkü bu İlker Çınar için de daha sonrasında kimliğinin
Evet, yani bu kimliğiyle ilgili iddialar var. Bu yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? En azından soruşturma. Yani soruşturma bu konuyla ilgili elinizde belge var mı? Yani Kosmiko'dan çıkan bir bilgiler var mı? Savcının bize beyan ettiği ve bu sanıklar, yargılanan sanıklarla ilgili bir bilgi var mı? Yani böyle bir yapı evet. içerisinde bilgi var mı? İlk üç şeyde şey dediler, bu soruşturma devam ediyor. Üç kere soruldu o savcılığa, bunu gönderemeyiz soruşturmanın selameti açısından. Bunlar dosyada var. Yani bu soru ve cevaplar var. Sonra savcı değişti. O savcıyı değiştirdiler. 17-25 Aralık sonrasında bir savcı değişikliği oldu. O savcıdan sonraki gelen savcıya sorduk. Soruşturma bitmemiştir diye cevap geldi. O savcı da değişti. Yargıtay'a atandı. Yeni gelen savcı aynı zamanda soruşturmayı da bitiren, takipçisi karar veren savcıdır. O savcıya sorduk. Devre sırıdır, veremeyiz. Şimdi bu tersinde aslında bir aslında kabullenmedir yani biz bu bilgiler var. Şüpheyi de güçlendiren bir şey. Tersinden kabullenme halidir. Biz mahkemeye dedik ki bakın biz mahkemeden bu sırlar, bu bilgiler devlet sırrı da olsa saklanamaz. Naik bir hakim atayın, biz de görmeyelim o belgeleri. Bununla ilgili bilgiler gelsin size, bir bakın burada var mı yok mu bu şeyi. Onu da mahkeme reddetti. Son gelen mahkeme heyeti reddetti. Bunu ısrarla savunduk. Sanık avukatlarının bir kısmı son taleplerimize ısrarla hayır istenmesin diye söylendi. Şimdi bakın burada çok ciddi iddialar var. Savunuk belki gerçekten de hem de tanık olan yalan da söyleyebilir bu konuyla ilgili. Bunun da aydınlanması, maddi gerçekse bunun da aydınlanması evet. gerekir. Veya gerçekten Ergenekon değil de başka bir yapı ortaya çıkabilir. Veya başka bir terör örgütü çıkabilir. Ama olayın kendisinin bir başlı başına bir terör yarattığı, bir dehşet yarattığı belli. Bir amaçla yapıldığı belli, bir siyasi sahip olduğu belli. Çünkü söylemler belli, hedefler belli, sanıkların hepsinin yapılanması geldiği yer belli. Burada bir siyasi cinayet var. Bu siyasi cinayetin arkasındaki yapı kim? Azmettirenler kim? Hrant Dink cinayeti gibi yıllar sonrasında örgüt yok denildi. Yıllar sonra evet. bambaşka çok ciddi bir kamu görevlilerinin birlikteliği var. Milli mütabakat şeklinde işlenen bir yapı var. Bazıları buna yol verdi, bazıları organize geldi, bazıları görmezden geldi, bazıları da tetikçiler hazırladı. Bazıları peki da sırtını sıvazladı bu kişilerin. Evet, yani siz şuna da gelmek istiyorum. Yani o dönem biraz daha açmak için yine siz bahsettiğiniz Hrant Dink, yine Raip Santoro cinayeti vesaire. Yine o dönem TSK içerisinde çok büyük bir dosyalar dönüyor. MGK'da misyonerlik tartışması yürüyor aynen, vesaire. Evet. Bütün bunlarla bir alakası olduğunu düşünüyorsunuz. Yani bir siyasi olarak yüklenmiş bir dönem mi bu sizin? Çünkü şimdi bakın sanıkla savunmaların hepsinde kendileri de söylüyor. Yani biz verilen emirleri görev yapıyoruz. Yani biz bunları kayıt yaparken bir noktada doğru söylüyor yani. Tamam ama suç olan şeyi yapmak, suç olan şey görevini yapmak suçluluktan kurtarmıyor sizi emiri. Yani kanuna aykırı bir suçu emri yerine getirmek sizi sorumluluktan kurtarmıyor. Evet. Ama fakat o tespit doğru. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nda siz bu konuyla ilgili bir karar alıyorsunuz. İç tehdit olarak. 2003'te bu misyonerlik denilen vaka aynı bölücülükle ve aynı zamanda misyonerlikle birlikte giriyor. İç tehdit algılaması. Ve iç tehdit algısı girince buna ilişkin olarak tüm kurumlar seferber ediliyor. Tüm devlet kurumları. İlahiyat da yani Diyanet de bu şekilde müftülerine fetva veriyor. Müftüler camilere fetva veriyor. Ve ona göre o fetva okunuyor. Bu konuyla ilgili. Eğitim sistemi ona göre şekilleniyor. Valilik ona göre şekilleniyor. Emniyet ona göre şekilleniyor. Bunun nedeni neydi sizce? Peki yani bu çabanın nedeni ne? Vallahi bu konuyla ilgili 2003'ten sonra girmesi bir kere ciddi bir kapanmacı bir, öncelikle bir devletimizin kapanmacı. Yani buradaki binlerce yıllık kök toprakta yaşamış bir kültüre karşı olarak iç düşmanlık beslenmesi çok bir milliyetçi muhafazakar bir yapının bir tasavvuru. Ya alttan gelen bir raporlar bu şekilde bir çete bunu tasavvur ederek Milli Güvenlik Kurulu'nu bu şekilde yönlendirdi. Yeni bir devlet yapılanması vesaire de. Yani bir Avrasya tezleri var. Avrasyacı bir yaklaşım vardı biliyorsunuz o dönemde. Avrupa'dan kopup Avrasyacı bir tezle Avrupa'ya doğru. Halen de bu tez devam ediyor şu anda. Yine aydınlıkçılar şimdi, vesaire. Bu tez o grup içerisinde çok ciddi bir şekilde şekillenen ama şu anda mevcut olan hükümet de bunu çok fazla sahiplenmiş durumda. Şimdi bu konuyla ilgili bu ülkenin
asli halkları yani kadim halkları bir anlamdaki inançları, etnik kimlikleri noktasında hedef göstermeye gerek. Homojen, tek bir ırk, tek bir din, tekçilik üzerinden bir proje vardı. Bu projenin savunucuları subay olsun, sivil alandaki gazeteci yazarı olsun, bunun savunuculuğunu yaptılar. Bununla ilgili de siyasetçileri de çok ciddi bir şekilde dezenforme ettiler. Ve bu konuyla ilgili din elden gidiyor. Yani çok ilginç. Rahşan Ecevit daha 99'da söyledi bunu. Evet. Din elden. Yani Sosyal Demokrat bir partinin şeyi. Şimdi bu etkileme hali Milli Güvenlik Kurulu'nu da etkiliyor. Alttan üste bir anlamda etkileme hali olabiliyor. Ve Milli Güvenlik Kurulu da bu raporlar üzerinden hükümete bir tavsiye kararı veriyor. Her tavsiye kararı da biliyorsunuz bir kanun gibi uygulanıyor. Hiç tavsiye kararlarının uygulanmadığı görülmüyor. Şimdi bu durum olunca bir devlet yapılanması anayasaya göre eşit yurttaşlık ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre din ve vicdan özgürlüğü konusuyla ilgili kişilerin yaşam hakları da, örgütlenme hakları da, düşünce ve inanç hakları da tehlikeye giriyor haliyle. Ki yüzlerce mesela, saldırı var, davaları. Saldırılar var. Mesela polisin kayıtlarında mesela takip ediliyor şahıslar mesela. Necat Aydın'la ilgili bir belge var. Necat Aydın'ın takibi, fiziki takibi, suçu Hristiyanlık. Şimdi adamın Hristiyanlıkla ilgili inancı suç oluyor. Şimdi bu kişi kendi inancına göre, bu çünkü cemaatin böyle bir inancı var. Ben İncil'i dağıtırım, veririm, anlatırım. Burada şiddet yoksa, dayatma yoksa, bu düşünce ifade özgürlüğü olarak alınması gerekiyor. Yani zorlama yoksa. Bunu öyle algılayacaksınız. Çünkü bu konuyla ilgili bütün gün yayın yapıyorsunuz. Mesela belli bir İslam'ın belli bir mezhebi üzerinden ve buna ilişkin de dayatıyorsunuz. Tek zorunlu din dersi ek zorunlu şey tercihli dersi de zorunlu hale getiriyorsunuz. Ve Avrupa'da da benzer bir şekilde uygulamaları getiriyorsunuz. Yani buradan Diyanet imamları gidiyor ve camiler açılıyor. Yani orada hiç kimse bunu tehlike olarak addetmiyor. Ama siz burada İnsanların inançlarıyla ilişkin veya felsefesine göre bunu anlatmasını veya bu konuyla ilgili inançlarıyla ilişkin örgütlenmesini bir şey olarak, iç tehdit olarak, iç tehdit dediğiniz bir terör tehdidi olarak görüyorsunuz. Hı. Şimdi bu bir hedef hali getirir zaten başlı başına. Ve bunu da işlerseniz o çocuklar da zaten vatan elden gidiyor haliyle. Devlet, çünkü arkamızda devlet var. Evet. Diye algısı oluşuyor. Algısının ötesinde. Açıklamalar da çok. Algısının ötesinde fiili olarak bir durum var. Bunun içerisinde emniyeti, polisi, askeri, jandarması, istihbaratı ve yayıncısı, ilahiyatçısı da dahil olursa bir milli mutabakat hali oluşmaya çalışıyor. Anladım. Orada zaten devlet eliyle de yapılan açıklamalar vardı. Özellikle Ermeni Konferansı döneminde çok fazla açıklamalar oldu. Peki o dönem hakkında şunu da sormak istiyorum. Bir böyle kurucu hükümet yani AKP ve asker arasında bir çekişme hali var mıydı? Çünkü en çok tartışılan şeylerden bir tanesi de buydu. Ve suçlamaların geneli de genel olarak asker içerisinde bir grup, işte Ergenekon yapılanması vesaire vesaire bağlanıyordu. Böyle bir çatışmadan doğan bir şey mi sizce mi, yoksa bir topyekün bir devlet eliyle organize edilmiş bir şey mi? Yarada yani bunu kesin olarak bilemeyebiliriz ama size göre nasıl şekillendi? Yani bana göre bir çatışma vardı tabii. Bir çatışmanın ötesinde ama bu meselelerde bir milli mutabakat yanı da var. Yani çünkü bu konuyla ilgili AK Parti'nin hem milliyetçi hem İslamcı algısı, İslamcı siyaseti bu konuyla ilgili farklı inançlara karşı algısı, Alevilere, Hristiyanlara ve Musevi'yle konusuyla ilgili algısı diğer çatışmacı ve onlara çatışan homojen tek din, tek ırk üzerinden örtüşüyor bu konuda. Herhangi bir ve bu kadar kolay zemin bulmaları. Bakın olay dava sonuçlandı veya dava sonuçlanma aşamasına geldiğinde bakıyorsunuz TRT dahil olmak üzere birçok AK Parti yandaşı yayınlarda 2005, 2004, 2003, 2000'li yılların başındaki yayınlar devam ediyor. Aynı Hristiyanları hedef alan, aynı şekilde inançlarını, kiliselerini hedef alan yayınlar devam ediyor. Ve bu medyada devam ediyor. Evet. Son olarak şuna da gelmek istiyorum. İki sorum olacak aslında. En çok tartışılan şeylerden bir tanesi karar açıklandıktan bugüne kadar da yine zirve yayınlarında da tartışıldı bu. Bir FETÖ etkisi olup olmadığı. Şimdi savcı Cihan Kansız firar ediyor. Yine savcılar
gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Zafer Azar özellikle mahkeme başkanı, Hayrettin Kısa yine bu isimler tutuklandı. Bu isimlerin kimliğinden bağımsız veya onlarla ilintili olarak burada bir FETÖ etkisi aranabilir mi, aranmalı mı sizce? Şimdi şunu söyleyeyim, şimdi bakın o dönem içerisinde hükümetle Fethullah Gülen cemaati ve buna bağlı olduğu iddia edilen hakim ve savcılar veya polislerle ilgili bir sorun yoktu. Ve bu konuda ilgili biraz önce sorduğunuz soru, bir çatışma var mıydı? Evet, bu müttefikliğe karşı ciddi bir şey vardı. Ulusalcı bir ekibin karşı çıkışı vardı. Ve bu konuyla ilgili bu davalarda birlikte hareket edildi. AK Parti ile Gülen cemaatindeki şey hususuyla ilgili. Ne zaman ki 17-25 Aralık'taki ortaklık yok olunca, yani soruşturma başladıktan sonra bu iş farklı noktaya gelindi. Yani burada tamamen bu süreç içerisinde hem soruşturma aşamasında hem kovuşturma aşamasında kimin AK Partili, kimin Fethullah Gülen'e yakın kişiler olduğu, kimin hiçbir alakası olmadığı konusuyla ilgili kesin bir şey söyleyeyim. Ama şunu kesin bir şey söylerim mesela. En azından oradaki en son duruşma savcısı veya başkanı bu konuyla ilgili tamamen çalışmasıyla ilgili yani ben tanık oldum ama bunun ötesinde bu işin içerisinde bu soruşturmalarda ve kovuşturmalar içerisinde özellikle hassasiyet gösteren hükümetti. Her şeyden önce hükümetti. Çünkü bugünkü Cumhurbaşkanı bu işin savcısıyım dedi. Biz yanıldık, edildik falan bunlar olma, bunlar şey değil. Zaten bakıyorsunuz soruşturma PYD ve FETÖ soruşturması 2014 aralığı değil mi? Başlangıç içerisinde. Çünkü daha öncesinde bu gibi soruşturmalar içerisinde yalnızca bu soruşturmalardaki durumu bir tarafa eğer varsa ihmal, varsa kasıt, varsa ciddi bir sıkıntı buna yıkamazsınız tek başına. Varsa sorumluluk, herkese sorumluluk. Biz de zaten o dönem içerisinde bu işin yalnızca mesela organize içerisinde biraz önce uzun uzun anlatmamdan da anlaşılacağı üzere yalnızca jandarma kısmı veya askeri siyasi kısmı olmadığını söylüyorum. Burada İstihbaratı alan polis, baştan beri talep ettiğimiz istihbaratı alan görevini yapması gereken polis istihbarat bu görevi yapmadı. Bunu da ve aynı zamanda o dönem içerisinde bugünkü başbakanın açıklamasının doğru olmadığını, bu medyaya da yansıdı, tutanaklara da yansıdı. Yani bu konuyla ilgili eğer bir soruşturma, bu konuyla ilgili bir şey varsa veya düşünce varsa, bu konuda o dönem hükümet kendisini bir yanlışlık ve bu konuda bir ihmalkarlık, en azından polis ayağı, polisteki biraz önce bahsettiğimiz ihmalkarlık varsa bunun sorumlusu doğrudan kim sorumlusu hükümet olarak? Hükümettir diye evet. söyleyebiliriz. Evet. Ve benim de müdahil vekil olarak her zaman, yani benim değil, diğer müdahil vekilli arkadaşlarımızın da hep söylemiş olduğu polis ayağı konusuyla ilgili özellikle Ramazan Akın'ın hazırlamış olduğu ve Başbakan Yıldırım'ın o dönemde Ulaştırma Bakanı olarak açıklamış olduğu raporun doğru olmadığını ve bu cinayetin önlenmediğini, özellikle önlenmediği konusuyla ilgili husus hem mahkeme tutanaklarında hem talep ettiğimiz yazılı dilekçelerimizde hem de kamuoyuna defalarca anlattık. En büyük ihmal bu kısımdı yani bence. Ve de en büyük başka bir ihmal de gerçekten maddi gerçeğe ulaşmak için de mesela kapatılan Kozmik Oda soruşturması. Evet. Orada, bakın orada Kozmik Oda soruşturmasının 61 sayfasında bu sanıkların bir kısmının ya bunlar kumpastır, biz böyle bir şey yapmadık dediği hususu savcı bunları olağan görevler olarak saymış o subayların. Mesela Hristiyanları takip etmek, hedef yapmak gibileri şey yapmış. Bunun araştırması yapılmadı. Cevaplar gelmedi devlet sırrı. Tüm bunlar aslında hükümetin kontrolü altındaydı. Bir de kapatma var orada. Kapadım. Peki programı bitirirken son olarak bugün de yargılanmalar devam ediyor. Yani nasıl görüyorsunuz durumu? Genel yargılanma açısından, Türkiye'nin ahvali açısından son bir söz. Vallahi ben eskiden adil yargılanma yoktu. Yani bu yancı Ergenekon üzerinde değil, KCK üzerinden de sol örgütler içerisinde de normal adli bir vaka üzerinde de adil yargılanma yoktu ama bugün gelinmiş noktada olağanüstü hal rejimiyle bu olay tamamen askıya alınmış adil yargılanma hususu. Eğer siz gerçekten darbecilerle ve bu konuyla ilgili çetelerle uğraşacaksınız, devlet içerisinde çetelerle uğraşacaksınız, bunun yolu dürüst ve tartışma götürmeden adil yargılanma
olaydır. Ve tutuksuz hususu çok önemlidir. Biraz önce söyledim. Biz bu davada da hep şunu söyledik. Yani özellikle kaçma şüphesi olan şahıslar dışında tutuklama talebi bile yapmadık. Çünkü tutuksuz, maddi gerçeğe tutuksuz da insanlar ulaşabilir. Mağdur etmeden, mallarına el konmadan. O dönem içerisindeki subayların mesela maaşlarına el konması gerekirdi. Hiç talep etmedik. Çünkü mağdur edilmesinler dedik. Ergenekon davasının Silivri'de görülemeyeceğini defalarca söyledik. Savunma hakkının kısıtlanamayacağını söyledik. Buna ilişkin olarak aynı hususları bugün FETÖ bağlantısında veya FETÖ çuvalı içerisinde konulmuş kişiler içerisindeki diğer şahıslar için de söylüyoruz. O dönem içerisindeki görevini yapan Tuncay Özkan, Mustafa Balbay gibi gazetecilerin, Ahmet Şık, Nedim Şener'in bunların hem tutuklanması hem soruşturmaya dahil edilmesi, özellikle Nedim Şener'in falan cinayet, hukuk cinayetidir dedi. Mesela Ahmet Şık'la ilgili. Aynı şeyleri ben hukukçu olarak aynı objektiflik noktasında aynı şeyi bugün de bütün hakimleri bir liste oluşturup içeride tutmak, hatta bazı hakimleri hücrelerde tutmak bu işkencedir ve maddi gerçeğe böyle ulaşamazsınız. Yani halk kamuoyu içerisinde ve dünyada meşruiyet arayabilmek için adil yargılanmaya sizin esas almazsınız ve düşünce ifade özgürlüğünü mesela kapatılan medya ile ilgili halkın haber alma hakkını, gerçeği öğrenme hakkını engelleyemezsiniz. Bu davalarda ne oluyor? Gerçek nasıl hazırlandı darbeci? Kimler kumpas kurdu? Bunları öğrenebilmek için her türlü kumpası, yargı kumpası, daha şeffaf bir şekilde darbe kumpasını öğrenebilmek için bizim bunları öğrenmek hakkımız, halkın da öğrenme hakkı. Buna dikkat etmek lazım. Çok teşekkürler. Ve dikkat edilmiyor buna. Çok teşekkürler katıldığınız için. Medyascope TV izleyenleri, Erdal Doğan'la birlikte Zirve Yayınevi davasını konuştuk. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.